Herkese merhabalar, örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir iki şiş model anlatıyorum. Ben bu modeli sizlere 3 farklı iple yapacağım arkadaşlar. 2 farklı iple yaptım. Şu anda anlatımını da bu simli biraz daha kalın iple yapacağım. Ve 3 farklı renkte de modelimizi görme şansımız olacak. İpimiz şu şekilde bir markası var. Çok önceden elimde olan iplerden bir tanesi. Şöyle renk numarasını da göstermiş olayım. Ve bu ip biraz daha kalın bir ip. Bakın bu ipte duruşu nasıl olacak bunu göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Şiş olarak da 3,5 milimlik şişleri kullanacağım bunda. Sekizin katları artı 3. Bu şekilde ilmek atacağız. Şişimize kaç santim istiyorsanız o şekilde ayarlamanız lazım. Şöyle yapalım ve ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Ben şöyle 4 modellik bir örnek göstereyim size. Küçük bir örnek göstereyim. Dolayısıyla 4 kere 8 32 artı 3 35 tane ilmek atıp geliyorum. 35 ilmek attım, geldim. Şimdi bağlayalım. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bir sıra modeli koymadan önce düz örgü örelim. Evet, sona kadar bir sıra düz ördük. Şimdi çeviriyoruz. Bir sıra da ters örüyoruz. Yine birinciyi örmeden alıyorum. Bakın. Başa kadar bir sıra da ters örelim. Bir düz bir ters ördükten sonra modelimizi koymaya başlıyoruz. Başlangıçta 3 tane ilmeği normal düz örüyoruz. 2 şu baştaki ile birlikte 3. Bakın. 3 tane ördüm. 3 tane ördükten sonra şuradaki 2 4 6 6 ilmeği şişimize toplayacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bakın. Önce şu ikisine şöyle kesiyoruz. 2 bakın. Şişimizdeki ilmeği diğerine atıyoruz. Şuradaki iki taneyi alıp şu parmağımızı biraz çektirelim. Şu ilmeği sıklaştırın. Çıkıyor yoksa. Bakın. Bu iki ilmeği buradaki ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar buradaki iki ilmeği alıyorum. Yine aynı ilmeğin. Şöyle parmağınızı çektirin. Şu ilmek sıkı kalsın. Bakın şöyle çektirin. Bakın 2, 4, burada 5 tane oldu. Şimdi burayı bu şekilde kestik. Sonra şöyle şişimize bir ilmek alıyoruz. Şunu örüyoruz. Bundan sonra 1, 2 tane düz örüp tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. Tekrar göstereyim. Bu ikisini kestik. Sonra bu ilmeği buraya tekrar geçirdik. Buraya ve sıkılaştırdık. Bakın parmağımızla şu ilmeği sıkılaştırdık. Sıkılaştırmazsanız şunu atarken çıkıyor. Bu püf noktası olsun. Bakın. Diğer ikisini de alıyorum. Şöyle tığımın üzerine bir tane artırıyorum ve bunu örüyorum. Tekrar bundan sonra bir iki tane daha ördükten sonra modeli tekrar koyuyoruz. Bakın ilk etapta iki taneyi kesiyorum.
Tekrar ilmeği bu tarafa alıyorum. Şuradaki iki taneyi alıyorum. Buradan geçirdim. Tekrar bir iki tane daha aldım. Buradan yine geçirdim. 5 tane ilmeği topladım. Şununla birlikte 6 oluyor. Burada bir tane artırıyorum. Bunu da örüyorum. Bu ikisinden sonra 1 2 tane düz örüyorum ve tekrar modeli koyuyorum. Bakın. Kestim. İlmeği karşı tarafa tekrar geçirdim. Bu ikisine aldım. Tekrar diğer ikisini de aldım. Bakın 5 ilmeği toplamış oldum. Tekrar üzerine aldım, artırdım. Burayı ördüm. Bundan sonra yine 1 2 Bakın ben şu anda 1 2 3 4 4 tanelik bir örnek gösterdim. 4 kere 8 32 artı 3 yaptık. Yani toplamda 35 ilmek yaptık. Bu şekilde arkadaşlar sayıları istediğiniz ölçüye göre artırabilirsiniz. Şimdi arka taraf da çok önemli. Arka tarafa da dikkat edelim. Yine örmeden alıyorum. Normal ters örgü yapıyorum. Bakın buraları. Şimdi şurası önemli. Şuraya geldik. Bakın toplamış olduğumuz yer. Şimdi burada 5 tane ilmeği kestik ya. Üzerine 5 tane ilmek artırımı yapacağız. Bakın nasıl yapacağız onu. Şu ipimizi öne aldık. Şuradan şişi, bakın. Şuradan girdim. Bir tane artırdım. Bu 1. Şöyle geldim. Bu 2. Tekrar buradan tekrar giriyorum. Bu 3. Aynı yerden bakın. Tekrar üzerine alıyorum. Bu 4. Tekrar giriyorum arkadan. Bu da 5. Toplam aynı yerden 5 tane. Bakın 2 4 5. 5 tane ilmek artırımı yaptım. Arada 1 2 3. 3 tane ters ördüm. Şimdi yine bakın buraya geldim. Tekrar 5 tane ilmek artıracağım. Tekrar yavaş bir şekilde gösteriyorum. Bakın ip benden tarafta. Şişimizi buradan takıyoruz. Takıyoruz. Şu 1. Tekrar üzerine alıyorum. 2. İp hep bu tarafta. Tekrar buradan girdim. Bir daha çıkarıyorum. 3. Tekrar üzerine alıyorum. 4. Tekrar girdim son olarak ve çıktım. Çıkardım. Bakın 5 tane artırmış oldum. Arada 1 2 3 tane ters ördüm. Tekrar aynı yere geldim. Bir daha yavaş göstereyim. Bakın şu şekilde girdim. Birinciyi çıkardım. 1 2 3 4 ve 5. Beşinciyi aldıktan sonra çıkıyorum buradan. 1 2 3 Tekrar 5 tane ilmek. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane. Ve sonda 1 2 ve
3 taneyi ördüm. Ters kısmı bu şekilde. Örmeden alıyorum ve sıkı tutuyorum burayı. Şu 3 taneyi ördüm. Şurada artırdığımız ilmeklere bakalım. Bakın, sayalım bir. 1 2 3 4 5 Gördünüz mü? 3 taneden sonra 2 4 5 Şimdi araya bakalım. 1 2 3 Yine aradaki 3 taneyi düz bir şekilde ördüm. Şuraya tekrar bakalım. Artırdığımız yer, bakın burası. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek artırdık. 1 2 3 Aynı yere 1 2 3 4 5 Arada 3 taneye örelim. 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 Sonda yine başta ve sonda 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi tekrar ters kısma geldik. Burada komple baştan sona kadar ters örerek tamamlayacağız. Bakın. Bu sıra hep ters olacak böyle. Bu sırayı komple ters örgü yaptık. Şimdi dönüyoruz. Bu sırada tekrar model koyacağız. Bakın bu modelde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane model koymuşum. Bir üste çıktığımızda tam ortalarına denk gelecek şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla 6, 5, 6, 5, 6, 5 şeklinde devam ediyor. Şimdi burada hemen 3 ilmekten sonra modeli koymuştuk. Burada bakın şu modeli geçiyoruz. Ondan sonra ikisinin arasına modeli koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bir üstteki sırada hemen üstüne değil, ikisinin arasına gelecek şekilde modelimizi koyuyoruz. Hemen göstereyim. 1 2 3 3 taneyi örüp koymuştuk. Şimdi geçiyoruz. 3 4 5 6 7 7 tane ilmek. 2 4 6 7 7 ilmek ördüm. Bu araya koyacağız. 7 ilmekten sonra tekrar başlıyoruz model koymaya. İkisini kestim. Bu ilmeği tekrar diğer şişime aldım. 2 taneyi geçirdim. Tekrar 1 2 daha. Geçirdim. 5 tane ilmeği yine burada topladım. Şuradan bir tane artırdım. Bunu da ördüm. Bundan sonra 2 ilmek daha örelim. 1 2 Ördük. Tekrar modelimizi koyalım. İkisini bir alıyorum. İlmeği karşıya alıyorum. Şuradaki iki taneyi tekrar. Şurayı sıkın, unutmayın. Bakın şu parmağı şöyle çekin ki şu ilmek bunu atlatırken çıkmasın. Bakın. Diğer ikisini de alıyorum. Aynı şekilde buradan atlatıyorum. Dolayısıyla 5 tane ilmeği burada
kesiyorum. Şimdi üzerine aldım. Tekrar bunu ördüm. Bundan sonra, bunu ördükten sonra 1, 2. Şuraya tekrar kestim. İlmeği bu tarafa alıyorum. Böyle bakın ikisine üzerinden atlattım. Tekrar diğer ikisine atlattım. 5 ilmeği topladım. Bir tane artırdım. Burada bunu örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın şurada kesintiyi yaptıktan sonra 2 4 6 7 burada var. 2 4 6 7 burada var. Kesinti burada başlıyor. Şuralarda 3 3 yapmıştık. 4 taneydi. Şu anda aralara getirmek için 4'ten 3'e indirmiş olduk. Tekrar bir göstereyim arka tarafı. Şimdi burada ilk 7'yi hemen ters olarak örelim. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeği ördüm. Bakın yine ipi aldım öne. Şuradan girdim. 1 2 3 4 Son olarak 5'i aldım çıktım. Araya 1 2 3 tane ördüm. Ters ördüm. Tekrar artırmaya geldik. 1 2 3 4 5.'yi alıp çıktım bakın. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. Artırmaya geldi sıra. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sırada komple düz örüyoruz. Baştan sona düz öreceğiz bu sırada. 2 3 4 5 6 7. Şimdi bakın şu artırdığımız yerlerden 5 5 çıkacak. Sayın buradan alırken. Bir herhangi bir yanlışlık olmasın diye, fazla veyahut da eksik ilmek olmasın diye. 1 2 3 4 ve 5. Şurada kestiğimiz 5'i burada tekrar artırıyoruz. Mantık bu. Bakın böyle göz göz oluyor. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Bundan sonra 7 tane ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, şimdi arka sırada ne yapacaktık? Arka sırada ise komple baştan sona kadar ters örüyoruz. Evet, komple ters ördük. Tekrar dönüyoruz. Bakın, tekrar döndük. Modeli koyduktan sonra bir düz gidiyoruz, ilk ilmekleri alıyoruz, bir ters geliyoruz. Ondan sonra tekrar modelimizi koyuyoruz. Deliklerimizi açıyoruz. Bakın burada şimdi tekrar birinci sırayı burada. Birinci sırayı tekrar edeceğiz şimdi. Ne yapmıştık? 3 ilmekle başlamıştık. Aynı şekilde 1, 2 ve 3.
3 ilmekten sonra bir tane kestik. Tekrar ilmeğimizi buraya aldık. Şöyle 2 tane getirdik. Geçirdik. Tekrar şu 2 taneyi aldık. Buradan yine geçirdik. 5 taneyi burada topladık. Üzerine alıyoruz. Bunu örüyoruz. Arkasından 1, 2 tane daha örüyoruz. Ve yeniden bu aralara modellerimizi koya koya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ben bunu biraz daha yükselteyim. Biraz daha yükselmiş halini modelin size göstereyim. Bence modeli anladınız. Bu şekilde artık kendisini tekrar edecek olan bir model. Gördüğünüz gibi biraz daha büyüttüğümüzde model bu şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle bu örnekle yazlık merserize iplerle veyahut da koton iplerle çok rahat bluzlar yapabilirsiniz. Kış içinde böyle yünlü iplerle yapıp ya veyahut da koton iplerle yapıp içerisinde boğazlı body giyerek ve uzun kollu bluzlar yapabilirsiniz. Hakikaten çok çok güzel yelek yapılabilir bu modelle. Yine gerisi sizin hayal dünyanızda kalmış. Tüm örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Evet, şimdi burada biz iki sırada bir delik koyduk, model koyduk. Yani bir gittik bir döndük, arkada tekrar modeli koyduk. Şimdi şuradaki yapmış olduğum koton ipte ise ben 4 sıra düz ters ördükten sonra delikleri koydum. İstiyorsanız araya, hani çok delikli olsun istemiyorsanız, bakın araya 4 sıra örün, ondan sonra deliklerinizi koyun. Veyahut da videoda benim size gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Bu biraz daha kalın ip olduğu için 2 sıra daha güzel göründü bence. Bu da daha ince bir ip olduğu için 4 sıra güzel göründü, ama 2 sırayı da deneyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.